Arkadaşlar hoş geldiniz. Az önce tanıştık. Bakayım kaç? 2, 4, 6, 8, 14 güzel kardeşimiz. Hepsi birbirinden kıymetli bakıyorum. Hepsi de son derece eli yüzü düzgün falan böyle. Çok güzel ya okuyan ya çok güzel meslekleri olan düzgün kardeşimiz de. Şimdi bizim Kızılsırların Zeynel Cem'in birinci. Uğur senin kaçıncı? Benim üçüncü bu. Üçüncü. Üçüncü Uğur'un üçüncü geleneksel, Cem'in birinci geleneksel sohbet toplantısına hoş geldiniz. Babacığım sorularıma geçelim. Nasıl şey yapalım? Senin anlatacağın genel bir şey var mı? Hayır, ben anlatıp duruyorum zaten YouTube'da. Özel olarak onlar sorsunlar. İlk sormak istediğim soru Cem abiye, hukukla alakalı. Abi şimdi kadınla erkek boşanacaklar. Kadın erkeği aldatmış. Erkek bir şekilde fotoğraf çekmiş, bir şekilde ispatlamış. Bu durumda mahkeme kadına nafaka bağlıyor mu yine de? Yani hem kadını aldatıp da boşanmalarına rağmen erkek yine nafaka ödüyor mu? Nafaka bağlanması için erkeğin kusurlu, kadının kusursuz veya erkek kadar kusurlu olmaması lazım. Erkekten daha az kusurlu olması lazım. Eğer adam burada düzgün kusur atfedilemeyen bir adamsa o aldatan kadına nafaka bağlanmaz. Anladım abi. Bir soru daha sormak isterim. Uğur abiyle olan podcastlerimde de defalarca söylemişimdir. Yaşadığım şehirde, orta büyüklükte bir şehir, oturacak sohbet edecek erkek bulamıyorum. Kendi yaş grubumda bir tane erkek yok. Bu tarz Red Pill konularını konuşabilecek insan da yok. Dolaşacak, gidip poligona iki mermi yakacak arkadaş yok. Kendi yaş grubumun elleri bile kız eli gibi. Ne tamir tadilattan anlar, ne cesaretleri var. Yani çoğu naylon poşet baktığımızda. Bu, o yüzden bu toplantı gerçekten çok güzel. Çünkü maskülen muhabbetler ediliyor. İnsanların enerjileri güzel. Tekirdağ'da yaşıyorum. Onu da söylemiş olayım. Bir bira içecek, bir rasyonel konuşacak, bir ekonomi konuşacak arkadaş yok. Gündemlerinde neler var onların? Ne yapıyorlar? Çevrelerindeki insanların düğünlerine gidiyorlar mesela. Onun dışında Instagram. Böyle konuşurken karı gibi ağzını yaya konuşuyorlar. 5 dakika otursalar stresten bacakları titremeye başlıyor. Psikolojik güç sıfır. Ya ay konuşmaları. Ve maskülen davranışlı bir insan gördüklerinde o insanlar rahatsız olup pasif agresif davranıyorlar abi, senin anlattığın gibi. Yarın öbür gün ben bir başarı elde etsem o başarıdan rahatsız olup kıskanacaklar, kuyumu kazmaya çalışacaklar. Kardeş, bir başarı elde etmenin önünde engel bu olmasın. Sen boş ver, yine meyve veren ağaç taşlanır. Sen devam et yolunda. İki, şimdi Tekirdağ nüfusu kaç? 1.2 milyon abi. Abi 1.2 milyon 600 bin erkek varsa orada düzgün adam olmadığını göstermez. Sadece sen onları bulamamışsın anlamına gelir. Ve ona göre mesela senin sosyalleşeceğin ortamları farklılaştır. Genellikle bir Marmara ve Ege'de, Marmara'nın İstanbul'u saymıyorum da hani diğer Marmara bölgelerinde feminenleşmiş bir erkek milleti sıkıntısı var. Aynı sıkıntıyı ben şey yapıyorum, İzmir'in erkeğini ben sana anlatayım. Bildiğin karı gibi dedikodu yapan adamlarla dolu. İzmir'de 10 senedir, o 11 senedir yaşıyorum. Toplasan benim İzmir'de 5 tane falan arkadaşım var. Mesela Uğur anlatıyor ya, game, day game vesaire. Abi erkeğe de game yap. Git gördüğün yerde tanış insanlarla. Abi şey yap, tartmayı ölçmeyi öğren. 3-5 gün içinde 3-5 kahve içtiğin zaman adamın adam olup olmadığını öğrenirsin. Adam olmayanlara direkt engelle geç gitsin. Abi adam olanlara kendi network'ünü kur. Bir kadına erkeğin kadını seçmesi kelimesi çok irite edici ve geliyor. Evet. Çünkü niye biliyorsun, biliyor musun? Biz erkekler için bir şey mi yapacağız? Bir şey mi yapmamız lazım kafasındalar? Bunu o Merve sergilemişti, hatırlıyorsan. Ha. Ne kadar itici bir şey. Abi yapmasınlar. Yani biz de almıyoruz abi. Onlar erkeklerin seçim hakkı olduğunu tahayyül etmemişler, düşünmemişler. Abi bile. Kendileri bilir işte, şu anda bak 40'lı yaşında kendileri yani şok oluyorlar, şok oluyorlar biliyor musun? Abi, hatta bir hakaret olarak algılıyorlar. Kardeş, ama bir şey söyleyeceğim. Etraftaki erkekleri bir gözleyin. Siz de kendi etrafınızda mesela arkadaşlar erkekleri düşünün. %80'ini, %90'ını hani şey yapın. Abi aç köpekler ya. Hı hı. Benim evde bak bir tane köpeğim var, İngiliz Bulldog'um. Önüne koysan sürekli yiyor, anladın mı? Ve sürekli hayvan aç. Abi bizim erkekler aç köpek. Şimdi o erkek kitlesinin çoğunluk olduğu, bu kadar haysiyetsiz bir erkek çoğunluğunun olduğu yerde o kadınları ben çok normal buluyorum, hak veriyorum. Abi sen de etrafında bu kadar çok aç bir şekilde salyaları akarak kadının içinde yaşasan bütün sen de böyle olursun. Bütün öyle genelliyorlar değil tabii, mi? Tabii. Şey yapıyorlar. İşte kadınların kaybettiği yer burası. İnsanları tartmanız lazım. Erkeği de kadını da tartacaksınız ve erkekleri biz daha objektif tartabiliyoruz. Neden?
Çünkü hormonlarımızı tetiklemiyorlar normal hetero arkadaşlar olarak. Ama kadınlar sizin hormonunuzu tetiklediği için o objektifliğinizi kaybediyorsunuz. Anladın mı? Subjektif olarak o anda hani o kafa gidiyor abi, o nasıl bir meretse o testosteronlu bilmem neydi vesaireydi. Abi ondan sonra sen 15 sene 20 sene ben bir melekle evliydim. Melek şeytan çıktı. Yo aslında sen onun şeytan olduğunu biliyordun. O şeytan dedikleri kadınlar tatile gittikleri zaman bir tane bavulda bilmem ne oldu diye kıyameti kopartıp o tatili zehir eden kadınlar. Evet. Abi ama sen bir şekil o akşam alacağın cinselliğin hatırına her şeyi yiyorsun. Abi o erkeğin hatasıdır. Buyur kardeş. O da manipülasyona girmiyor mu evet. sonuçta? Abi manipülasyon dünyanın her yerindedir kardeş. Hı hı. Ticarette bak şu an oturduğun kafeye bak. Her taraf manipülasyonla dolu. Bak, bu kafeye oturup da virane bir şekilde şey değil. Bak buraya güzel şey yapmışsın. Ama gel buradan bak üstünde enkaz bir bina var. Ama burası veya manavlardaki fiyat değil mi? Tabii. 14.99. Şey. Abi hayat algı yönetimi. Ben size köleleşmeyin diyorum zaten. O yüzden köleleşmeyin. Akıllı olun, mantıklı olun. O algı yönetimlerini, o manipülasyonları özellikle görürsün. Siyasette çok fazla. Her tarafta abi, her tarafta. Senin anan baban manipüle ediyor ya seni. Abi kadınlar mı yapmayacak? Ben kadın olsam hepinizin anasını ağlatırdım, ben size söyleyeyim. Maymuna çevirir, yamyama çeviririm hepinizi. İş hayatındaki bu narsist kadınlarla alakalı anlatmak istediğim küçük bir hikaye var. Geçtiğimiz hafta ofiste teknik resimlere baktım. Çin'deki bir mühendise mail hazırlıyordum. Detaylı uzun bir rapor şeklinde. Çok yoğundum. Bir tane narsist bir kadın var abi. Mesela bu kadın normalde sen düz çizgide yürüdüğünde o böyle omzunu çarpacak gibi üstüne gele gele yürür. Patolojik bir davranıştır aslında. Burasında da böyle küçük bir dövmesi var. Muhtemelen ilk cinselliğinden sonra yaptırmıştır. Şuraya küçük bir dövme. O geldi abi ofise. İşte bir merhaba, bir kolay gelsin demeden hop direkt bir şey söylemiş, şu iş ne oldu diye atladı. Kafamı kaldırdım. 2-3 saniye bir sessizlik oldu. Bile kasti yapıyorum abi rahatsız olsun diye. Ondan sonra böyle mi gelinir dedim. Önce bir merhaba denilir dedim. Ki title olarak benden yüksek. Ben specialistim. O supervisor. Ona rağmen ters dedim abi. Müsait değilim. Yaklaşma tarzınızdan hoşlanmadım. İşime bakacağım dedim. Müsaadenizle dedim. Gitti. Ters dedim abi. Yanlış yapmışsın. Ters dedim abi. Yanlış yapmışsın. Bak şu anda sen de duygusal agresifliğe duygusal agresif olarak şey olmuşsun. Oradaki çerçeveyi almak için bu tür şeylerde ne dedi? Kadın direkt şey sordu. Sen durdun. Bak sessizlik çok iyidir. Durup cevap vermeden işine dönmen lazım. Hiçbir şey demeden. Anladım. İş ortamında öyle bir şey yaptın, işine geri döneceksin. Duygusal bir şekilde agresifliğe girdiğin anda kadının oyunundasın. Ve orası biz erkeklerin kazanamadığı yer. Ben açıkça delikanlıca söylüyorum. Duygusal konularda abi bizden güçlüler. Abi kavga ederek, onun seviyesine düşerek o maçı kazanamazsın. Onun seviyesi, onun zaten amacı kadınların seni kendi seviyesine çekmektir. O duygusal kasırgalara çekmektir. Hani bu arada kötü bir seviye, yani leş seviye değil abi. Duygusal farklıdır, rasyonel farklıdır. Cem hocam benim size bir sorum var. Sor. İş hayatında kendi işini yaklaşık 2-2,5 senedir yapmaya çalışan biri olarak soruyorum bunu. Network nasıl kurulur? Birinci sorum bu. İkincisi ben daha çok sanayicilere ulaşmaya çalışıyorum. Benim gözlemlediğim kadarıyla firma sahipleriyle maaşlı çalışanlar arasında çok ciddi bir mentalite farkı var. Maaşlı çalışanlar daha çok hayata şey gözüyle bakıyorlar. Hani ben işimi yaparım, benim mesai saatlerim 9-6'dır, ondan sonrasına karışmam gibi bir felsefeyle ilerliyorlar. Firma sahibi tabii haliyle daha çok kazanmak istiyor. Onun derdi ben işimi daha karlı nasıl bir hale getirebilirim? Bu soruyu zamanında Banker Castelli vardır bilir misiniz? Genç bir borsacı hani şey, ona soruyor. Abi diyor yani benim diyor senin gibi insanlara ulaşmam lazım. Network'ümü genişletmem lazım. Ne yapacağım diyor, tamam mı? Bakıyor berberini değiştir diyor. Borsacı aptallaşıyor. Hayırdır diyor. Ne alaka saç tıraşıyla falan diyor. Bakıyor adam. Senin istediğin network'ün gittiği berbere gitmeye başla diyor. Önce hedef kitleni belirleyeceksin. O hedef kitle nerede sosyalleşiyor onu öğreneceksin. Oralarda sosyalleşeceksin. Sana o istediğin network oradan gelir. Şimdi hocam benim sorum şöyle. Spiritüel açıdan bizim ülkemizin kuruluşunda bir numerolojik değeri var. Burada baktığımız zaman hocam biz mesela Atatürk'ün gelmesini önceden bir hak etmemiz gerekiyordu. Yalnız biz Türk kolektifi olarak Atatürk'ü hak etmeden aldık. Yani bir içeriden kredi çektik gibi oldu. Şimdi yeniden Atatürk gibi bir lider bekliyoruz spiritüel açıdan. Ancak bunun gelmesini bu kez kredi çekilmeyecek. Yani tam olarak hak edersek gelecek ve
kolektif olarak hak etmemiz gerekiyor. Şimdi bir ülkenin de kolektif olarak çok ileriye gitmesi için eril sınıfın çok güçlü olması gerekiyor ve bu erilin de köklenmesi lazım. Köklenmesi için kadın erkek ilişkisi şu anda bizim takıldığımız yer. Evet, ekonomi var, barınma var. Barınmada çok iyiyiz. Özellikle açlıkta mesela dünyada her yerde açlıktan ölen oluyor ama bizim coğrafyamız bu konuda çok iyi. Bu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temelini birçok açıdan hallettik ama kadın erkek ilişkisini tam olarak halledemedik. Numerolojik olarak da buradan sınanıyor. Şimdi sizin bu vermiş olduğunuz bize erkekliği öğretmek, erillik nasıl olur, güncel erillik söylüyorsunuz ya, bu oyun da güncelleniyor. Şimdi biz bu gücü elimize alırken, erkekliği öğrenirken dünyaya hakim olmak, dünyayı yeniden yönetmek, buna adamlık deniyor tırnak içinde. Atatürk'ün tanımıdır. Türk Adamlar Birliği'dir. Adam da ilk adamdır, Adem olandır diye. Yani şu an mesela adam maskülen bir şey oldu ya, tanım oldu ya. Aslında insanoğlu demek, Türk demek, insanoğlu demek ve bizim yeniden bu insanlığı dünyaya yaymak için, dünyaya cennet gibi hale getirmek için aslında Türk erkeğine ihtiyacımız var ve biz de burada uyanış oranı çok düşük. Ama uyandığında etki etme oranı çok yüksek. Kadınların ise uyanış oranı çok yüksek ama pek de bir etkisi yok. Evet, yok. Ben size şunu sormak istiyorum. Hani biz yeniden böyle bir kaderimiz var bizim ülkemizin. Hani siz bu kadere inanıyor musunuz? Sizce biz tekrardan dünyayı yönetebilecek yere gelebilecek, siz bu açılardan ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi kardeş, katıldım katılmadığım vesaire konuları değerlendireyim. Bir numeroloji dedin, çalışmadığım yerden sordun. Hiç anlamam etmem vesaire. Ama yani belli senin o konuda tecrüben, araştırmaların vesaire var. Türk milletinin kredi kullandığı ve Atatürk'ü hak etmediği konusuna katılmıyorum. Aslan gibi hak eden bir milletiz. Neden aslan gibi hak eden milletiz? Atatürk bir liderdir, bir önderdir. Ama arkasına milyonları alarak yürüdü. Atatürk sadece milyonları doğru motivasyon, doğru disiplinle ve doğru strateji ve taktiklerle yönlendirmeyi başaran büyük bir devlet adamıdır. Dolayısıyla kredimiz yok dersen katılmam, çünkü Atatürk tek başına gidip de Yunan'ı denize dökmedi. Arkasında koca bir ordu kurdu ve ordu öyle bir motive bir şekilde yürüdü ki veya Atatürk'ün daha büyük olan işi, herkes Kurtuluş Savaşı'na odaklanır. Ama Türkiye'de bir eğitim devrimi yaptı. Türkiye'deki eğitim devrimini oturup da maymunla eğiterek yapmadı. Eğitilecek bir kitlesi vardı. İkinci katılmadığım nokta, bizim yeni bir Atatürk'e ihtiyacımız yok. Bir Atatürk'e ihtiyacımız var, şeyi kolayca kapatır. Gençliğe hitap eden yazar abi zaten. Güç damadınızdaki asil kahvedir. Birini beklemeyin. Aynen. Birini beklediğin zaman konfor alanına koşuyorsun. Mevcuttan şikayet ediyorsun ve kıçını kaldırmıyorsun demektir. Abi bizim bir kamyon tamircisi bir abimiz var, 50'li yaşlarda. Yazılım biliyor, kamyon beyinlerinin elektronik onarımlarını yapıyor. İşinde aşırı iyi. Aylık geliri de 200 bin, 300 bin rahat rahat var abi. Mesela bir müşteri geldiğinde, pazarlık yapmaya kalktığında, saygısız davrandığında, patavatsızlık yaptığında direkt kovuyor abi. The position of fuck you gibi bir pozisyonda. Babacığım, kuralları koymak böyle bir şey. Ama ne dedin, adam kendi işini böyle çok iddialı ve dünya çapında yapıyor. En iyisini yapıyor. En iyisi abi. Ve çok acılı yollardan gelmiş, hatalar yapmış, beyinleri yakmış, çok fakir olduğu zamanlarda dükkanın elektrikleri yanmıyormuş. İşte fenerle motor topluyorlarmış zamanında. Zor yollardan geçmiş i̇şte abi. Şey, yani olay, herkes şey zannediyor. Tıp, hukuk, mimarlık bilmem ne okuyunca statülü ve şey adam olacağız. Yo abi, yaptığınız her işte. Abi benim babamın bana öğrettiği şey şu. Oğlum ne iş yaparsan yap en iyisini yap. Çöpçü olacaksan en iyi çöpçü sen ol dedi. Bir tane hatun var, İngilizce öğretmeni. Abi kız normal İngilizce öğretmeniyken kitap yazmaya başlıyor. Bir süre sonra Bir Dünya kitabın altında imzası var. Daha sonra yabancı yayın evleriyle çalışıyor. Yabancı yayın evlerine İngilizce kitap, hani eğitim kitapları yazmaya başlıyor. Her taraf İngilizce öğretmeni dolu. Bildiğin çoğu karın tokluğuna çalışıyor. Kız mesela en son duyduğuma göre abi para basıyormuş. Abi basit yani, İngilizce öğretmeni dersin değil mi? Öğretmen yani ne kazanıyor ki bu dersin? Yok, gayet de böyle bir büyük şirket sahibi seviyesine çıkabiliyorsun. Ama hakikaten İngilizcesine baktığın zaman, eğitimine, şununla bununla baktığın zaman abi gördüğüm bir şey var. Tutkuyla yapıyordu abi işini. Aşkla yapıyordu. Seviyordu. Ve o yüzden geliştiriyordu. Sen karın tokluğuna hani ayımı geçireyim diye yaptığın her işte sıçarsın abi. Her işte kölesin. Alternatif bulamayan adam gerizekalıdır abi. Dünyanın en devinimi yüksek, en hareketli ve en enerjik coğrafyasındayız. Bak Anadolu, Anadolu toprakları dünyanın merkezidir. Dünyanın merkezinde yaşıyoruz bak. Tarih boyunca o yüzden bu kadar medeniyet kuruldu, bu kadar savaş oldu, bu kadar şey oldu. Dünyanın merkezi Anadolu'dur. Anadolu'nun merkezi de İstanbul'dur. Ve sen bu coğrafyada yaşayıp da alternatifini bulamıyorsan senin aklını, dinini, imanını... Abi bu kadar alternatifin bol olduğu başka bir... Abi dünyayı dolaşıyorum ya. Yok, dünyada yok.
farklı konularda ama doyurucu bir sohbet olur diye düşünüyorum. Hocam şimdi bu Matrix'ten kaçma, bu kölelikten kaçma, kölelikten çıkmayı çok metalaştırılma bir çaba var ortada. Şu an böyle köleliğe baş kaldıran başka bir köle. Hani başkasına köle oluyor bu sefer insanlar. Bunun hakkında bilginiz, düşünceniz var mı diye. Mesela sen öyle deyince hani Matrix'ten uyandırma vasfında olan kişi bu sefer çevresinde insanları topluyor. Kendisi o adamın, diğer adamları o kendisine biat ettirmeye çalışıyor mesela. Bu yanlış. Bunların örneğini görebiliyoruz mesela. Sorgusuz sualsiz, sözel olarak, önder olarak bir abi, baba olarak gördüğü adam bu sefer hiç sorgulamadan inanıyor. Böyle bir problem var sosyal medyada şu an. Ben pek çok Matrix'i kendim düşünerek açtım. Mesela day game yapıyorum. Sokakta kızlarla tanışma yapıyorum. Sokakta bir Matrix var. Burası Atatürk'ün kurduğu ve silah arkadaşlarıyla kurmuş olduğu özgür Türkiye Cumhuriyeti olmasına rağmen, İran olmamasına rağmen kimi kadınlar şöyle ifadeler söylüyorlar. Yanınıza gelen erkeklere küfür edin. Bu tacizdir gibi olmayan şeyleri söylüyorlar mesela. Bunlar aslında ki Matrix'te o Matrix'i korumaya çalışan Agent Smith'ler. Bir Matrix var. Çoğu insan da bilerek bilmeyerek cahilliklerinden bu Matrix'i koruyor aslında. Ben Cem abiye soru sorabiliyorum. Dur Cem abi biraz dinlensin. Cem abi dinlensin o zaman. Devam etmek isteyen var mı arkadaşlar? Benim güncel yaşım 26. Ufak bir geç kalmışlık sendromu içerisindeyim. Ama geç mi kaldın? Bir durumunu tanımla. Güncel olarak okulumu bitirmeyi başardım. Üstüne 70 tane sertifika yaptım. Yani iki üniversite bitirilecek zaman da açıkçası tek üniversite bitirdim. Niye 70 tane sertifika aldın? Hocam... Amacın ne? Yani bilgi öğrenmek aklına benim için tutku. Maaşlı iş, güzel bir maaşlı iş bulacağım diye insanlar sertifika alır. O 70 tane sertifikanın kaç tanesi işine yarıyor? 70 tane sertifikanın yani minimum 50 tanesi işime yarıyordur diye düşünüyorum. Ama ne ben işine bunları... yarıyor peki? Bu arada bunları ne işe çevirdin? Bunlar hep potansiyel enerji. Potansiyelden kinetiğe nerede çevirdin veya nerede çevirmeyi düşünüyorsun? Şu an için pratikte çevirdiğim bir nokta yok. Yani var dersem belki yalan olur. Ama ileriye dönük olarak çok büyük fikirlerim var. Kardeş bak senin gibi çok arkadaşla konuştum ben. Babacım eğitim alıyorlar, sertifikaya bilmem ne vesaire şuydu buydu. Bu abi konforlu bir alanı, bir şeyleri yapmama, başarmama, başlamama, cesaret etmeme, hareket etmemenin bahanesidir. Baba, o 70 sertifikanın 70'i de işe yaramaz çöp şu anda. Bak benim 10 tane falan sertifikam var hayatım boyunca. 10 tanesini de sömürdüm, Allah'ını şaşırttım. Babacığım icraat, cesaret, yola çık. Abim şimdi benim ev kiram 7500 lira. Yanaklarla birlikte 50 lira kazanıyorum. Şöyle bir durum var abi, ben mesela evimin önünde arabamın şanzıman yağını değiştirebiliyorum. Kapı kilitleri bozulduğunda yapıyorum. Buzdolabının drain hattından, drain line'dan su kaçağına yan çeviriyorum, tamir ediyorum, topluyorum, çalıştırıyorum. Yani elim anahtar tornavida tutuyor, bir şeyler becerebiliyorum. Süper. Bunu nasıl paraya çeviririm abi? Ne yapmalıyım? Kardeş, üstün alınma da. Eşofmanlı Şevket sorusu oldu bu ya. Abi şimdi böyle bir istedim. Öyle bir şey dedin ki abi ne diyeyim ben sana? Hocam arama motoruna tüp taktırırsam daha az yakar. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Katıldığınız için tanıştığınızda çok memnun oldum. Bunlara devam ederiz. Bir WhatsApp grubu da kuracağım. Hani bu katıldığa beraber şeye. Daha sonraki toplantılarda da kalabalıklaşır. Böyle birbirinizle iletişime geçmek için de illa böyle bir toplantı şey yapmayın. Hakikaten yokken de buluşun, yiyin, için. Vaktimiz olursa biz de katılırız. Hani söz veremeyiz. Ama ya bu iş bir networking işidir. Anlatabildim. Bir tek Uğur Hoca ile Cem Hoca ile tanışma işi değil. Yani birbirinizle de tanıştınız. Ve burada hakikaten hani gelen arkadaşların hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Yani hiç öyle şey vasat, ortalama, hani ortanın altı şey yok. O yüzden devam edin. Hani şey haberleşiriz. İnşallah önümüzdeki ay falan yine bir İstanbul'da. Aynen. Yani ben yine senin toplantı yapacağın zamanı haber verirsin. Benim için burası bir saatlik bir uçuş.